Günaydın efendim, hoş geldiniz KonTV ekranlarına. Hayırlı, sağlıklı, bereketli, güzel bir gün olsun. Gününüz aydınlık olsun inşallah. Haftanın ikinci günündeyiz ve Allah'ın selamıyla selamlıyoruz hepinizi. Tarihler bugün 25 Temmuz Salı'yı gösteriyor. Bakalım hanım eli takvimi, tarihte ve takvimde bugün bize neler söyleyecek? Temmuz Salı. Temmuz'u da hızla bitiriyoruz ve takvime bir şöyle göz atalım. Temmuz fırtınasını gösteriyor takvimler ve bir hatırlatma yapalım. Dün bildiğiniz gibi 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramıydı. Önce Yeni Konya Gazetesi olmak üzere bütün gazetecilerin gününü kutluyorum. Onurlu, şerefli gazetecilerin kaleminden vatanı ve milleti için sevgi damlayan, ihanet damlamayan bütün gazetecilerin gününü kutluyorum inşallah. Hayırlar getirsin ve hepsine selamlar gönderiyorum. Bunu da paylaşmış olalım. Ve Yunus suresiyle başlıyoruz. Gece ile gündüzün farklı olmasında Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır diyor Yunus suresinde. Ve günün duası. Hep birlikte amin diyeceğimiz bir dua bu salı günü için. Bakalım neymiş? Allah'ım, bildiğim günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Bildiğim her türlü hayırdan istiyorum. Bildiğin bütün şerlerden sana sığınıyorum. Şüphesiz sen gaybı, gizli olan şeyleri en iyi bilensin. İşte bugünümüzün duası. Hep birlikte amin diyelim. Ve günün sözü için Hoca Ahmet Yesevi'ye, işte o koca üstada, Ahmet Yesevi'ye kulak veriyoruz. Demiş ki Ahmet Yesevi, nerede görsen gönlü kırık merhem ol sen, öyle mazlum yolda kalsa hemdem ol sen, mahşer günü dergahına mahrem ol sen, ben sen diyen kimselerden geçtim işte. İşte Ahmet, Hoca Ahmet Yesevi, nerede görsen gönlü kırık merhem ol sen demiş ve onun güzel sözüyle de başlamış olduk. Madem merhem olacağız, hemen Kudüs için birkaç kelam etmek istiyorum. Mescid-i Aksa'da biliyorsunuz insanlar zulüm altında. Çekilen bariyerlerin arkasında inleyen, ağlayan evlatlar var, analar var. Ama onların duasıyla inşallah Rabbim nurunu tamamlayacaktır. Unutmayacağız, gündemimizde tutacağız Kudüs'ü, gündemimizde tutacağız Mescid-i Aksa'yı. Ve Ahmet Yesevi'nin bugün söylediği gibi nerede bir acılı varsa onun için merhem olacağız. Bunun için de İslam birliği şart. Rabbim o günleri bize göstersin ve bugün yine sabah gündemimiz Kudüs olsun, gündemimiz Mescid-i Aksa olsun diyerek başlıyoruz. Ve çok kıymetli bir konuğum var. Konuğum için de güzel lezzetler var. Hanım eli mutfağına ilerliyorum ve bakalım bugün ne yapacağız. Biliyorum ki hanımlar hepiniz şu anda sos yapma telaşındasınız ya da buzluklarınıza güzel lezzetler, kışın yiyebileceğiniz doğal lezzetler koyma derdindesiniz. Biz de Ülkü'yle dedik ki hanım eli mutfağında sos yapalım. Bizimki biraz farklı. O domates sosundan ya da biber sosundan farklı. Bu sosumuzun içinde işte patlıcanımız, sarımsağımız, kırmızı kapya biberimiz var. Bir de böyle deneyin bakalım nasıl olacak. Tam da malzemelerin doğal olduğu şu zaman diliminde domatesten, patlıcandan, işte kırmızı biberden faydalanmak için biz de size güzel bir tarif önerisi sunacağız bugün. Ve tabii ki değerli konuğum için de birlikte yiyeceğiz. Hatta dedik ki Ülkü ile küçük bir kavanozda konuğumuza verelim, evine götürsün değil mi? Orada bir kış boyunca yemeye çalışsın, yesin güzel lezzetimizden. Lutenitsa yapacağız. Bu nedir diye soracaksınızdır. Bizim bildiğimiz sosun adı böyle mi olur diyeceksiniz ama bu Balkan yöresine ait bir sos. Bakalım ayrıntıları neymiş, malzeme listesi neymiş, nasıl yapılacakmış? Ekranda olun, notlarınızı alın ve bizi takipte olun. Hemen bakalım malzeme listesinde neler var? Ülkü'ye sözü veriyorum. Günaydın canım. Günaydın Ayşegül'cüğüm. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Güzel, değişik, versin. Farklı bir sos farklı yapacağız. Olsun dedik tabii. Yani bilinmeyen bir şey olsun. Herkesin yaptığından hariç. Doğru mudur Balkan yöresine ait? Balkan yöresine ait. Göçmen sosu diye geçiyor bu. İtalya'da da İtalyanlar şeye kullanıyorlarmış şu anda. Pizzalara. Pizzanın sosu olarak da kullanılıyormuş. Kışın da böyle de kullanılabilir tabii, tabii, aslında kışın çıkardığımız pizzaya da zaman. Kullanılabilir aynen. Malzemeleri. Makarnaların üstüne sos olarak kullanılabilir. Evet. Sabah kahvaltıda
Ben malzeme listesini sayayım Ayşe istersen. Domatesimiz var, ben beklemedim. 2 kilo kadar, 1,5-2 kilo kadar. Onu robotta çektim, kabuklarını soyup şu anda pişiyorlar. Sarımsağımız var, 10 diş kadar. Patlıcanımız var, böyle 6-7 tane. Kapya biberimiz var, 10 tane. Zeytinyağımız var, bir fincan, 3-4 yemek kaşığı sirkemiz var. Tuz, 1,5 yemek kaşığı. 1 yemek kaşığı da şeker kullanacağım. Havuç da var listede. İsteyen havuç da yapabilir. Onu da haşlayıp robotta çektikten sonra pişireceğiz. Sarımsakları da çekeceğim ben. Şeyle beraber pişecek. Patlıcan ve biberleri de közleyeceğim. Hepsini robotta çekeceğiz aslında. Közleyeceğim, robotta çekeceğim. Hepsini domatesle buluşturup pişireceğiz. Havuç koyarsanız onu da haşlayacaksınız. Tabii havucu da haşlayıp haşladıktan sonra robotta çekip o şekilde. Ya yani bunun içinde baharat yok Ayşegül pişirirken. Baharat ilave etmeyeceğiz ama yerken lezzetini artırmak için reyhan olabilir, işte karabiberdir. Fesleğen de güzel olur. Evet, fesleğen olabilir, ceviz olabilir. Evet, ceviz de güzel olur. Aynen o şekilde. Hatta cevizi kahvaltı tabağınızın içerisine koyarsanız daha güzel olur. Ben öyle yapıyorum Ülkü. Hani ceviz tadını bozmasın, kavurmasın diye. Sadece yiyeceğimiz kadar kahvaltı tabağının içerisine koyabilirsiniz. Ve işte güzel bir tarifle bir hanım eline başladık. Bugün Sistem Temel Lisesi rehberlik öğretmeni Özcan Alada bizimle birlikte. Biliyorsunuz yarın üniversite sınav tercihleri için son gün. Çarşamba günü gece 12 itibarıyla son tercihlerinizi yapmış olacaksınız. Ve hayatınızın işte o dönüşünde, belirleyici dönüşünde neleri tercih ettiğiniz, ne yapmanız gerektiğini bugün Özcan Hocam'la birlikte konuşacağız. Siz de bize ulaşın. Bir taraftan besmele ile mutfağımızda yemeye başladık. Bir taraftan da ben hemen sohbet için salonuma, konuğumun yanına ilerliyorum. Ve hemen hoş geldin diyeceğiz. Hoş geldiniz Özcan Alada. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun Ayşegül Hanım. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olun. Önemli bir dönemeçte gençler heyecanlılar, evet. Bir sene yoruldular ve artık tercihlerini yapıyorlar. Evet. Kafaları karışık, heyecanlı, ne yapacaklarını bilemez haldeler. Aileler tedirgin, acaba doğru kararı verecek mi? Oğlum ya da kızım biz bilmeyiz, sen en iyisi rehber hocana danış. Biz evet. Çok anlamayız diyenler var. Bir taraftan çocuğun hayalleri var. Böyle pek çok karmaşayı bir evet. Arada yaşayan gençler var. Bunları konuşacağız. Evet. Sizi tanıyalım mı Özcan Hocam? Evet. Buyurun. Özcan Alada, Konyalıyım. Yaklaşık 20 yıldır sistem dershaneleri ve temel lisesinde devam ediyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Allah bağışlasın. Bu şekilde hayat devam ediyor. Ve temel sistem lisesinde de öğrencilerle evet, halen şu an tercih dönemi, onlarla devam ediyoruz. Evet, sınavın kendisi o kadar önemli hale getiriliyor ki evet. Tercihleri bir anda unutuyoruz bazen. O koşturmacada, o yarışta evet. Çocuklar nereyi tercih ettiğini bile daha nasıl olsa zamanı gelince yaparız diye düşünüyorlar. Çünkü sınava çalışma anı onları hiçbir şeye odaklanmasını dışında hareket ettiriyor. Sınava çalışırken aslında biz tercihleri birazcık kafamızda belirlemeli miyiz acaba? Evet. Oradan başlamak gerekiyor. Başlayalım. Ben de öncelikle basın bayramını kutluyorum çalışan arkadaşlarımızın. Umarım bundan sonraki meslek hayatları daha güzel geçer, daha sağlıklı geçer, kazasız, belasız geçer diye ümit ediyoruz. Tabii üniversite hazırlık, tercihler ve meslek hayatı var. Şöyle düşündüğümüz zaman öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde öncelikle biz başlarken bir hedef koyun isteriz öğrencilere. Örneğin dün TEOG tercihleri de vardı malumunuz. Evet. Öğrenciler lise seçtiler. Lise seçtikten sonra biz onlara dedik ki bir hedef koyun. Bu hedefleriniz doğrultusunda çalışmaya başlayın. Tabii 9. sınıfa başlayan öğrencilerde bir TEOG yorgunluğu oluyor. Ama üniversite sınavına baktığımız zaman büyük çoğunluğunun 9'dan geldiğini, hatta YGS'nin neredeyse tamamının 9. sınıftan geldiğini söylüyoruz. Tabii burada bir hedef konması, 10. sınıfta bu hedef doğrultusunda, 11. sınıfta bu hedef doğrultusunda yapılacak çalışmalar 12. sınıftaki üniversite sınavında öğrencinin işini kolaylaştırıyor. Bir hedef konmalı. Tabii şu an tercihler yapılıyor, yarın son gün. Ama bir hedefi olmayan, meslekler arasında gidip gelen onlarca, hatta yüz binlerce öğrenci var. Evet.
Bunlar meslekleri tanımadıkları için, mesleğin geleceğini bilmedikleri için bu sıkıntıları yaşıyorlar. Ama şu anda önümüzdeki yıl sınava girecek öğrencilere, hatta önümüzdeki yıl 9. sınıfa başlayacak öğrencilere bir hedef koymalarını tavsiye ediyorum ben. Hı hı. Örneğin ben tıp fakültesi okumak istiyorum. Ben mimar olmak istiyorum. Ben iç mimar olmak istiyorum. Ben hukukçu olmak istiyorum gibi bir hedef koymaları gerekiyor. Bu hedef uğrunda da 4 yıl çalışma yapmaları gerekiyor. Ve bu 4 yıl boyunca da hedef koyduğu meslekleri, üniversiteleri tanımak için fırsat tanımaları, aramaları gerekiyor. Hı hı. Tabi bu son yılda, son günlerde, bir haftada yapılacak bir tercih değil çünkü. Hı hı. Biz hep şunu dedik, işte yanlış tercih 1 yıl kaybettiriyor, yanlış üniversite 4 yıl kaybettiriyor, yanlış meslek 40 yıl kaybettiriyor. Doğru. O yüzden biz şunu söylüyoruz, evlilik ve meslek ikisi çok önemli. Evet. Birinde akşama kadar mesleğinizle berabersiniz. Diğerinde eşinizle berabersiniz. İkisindeki hata çok büyük sıkıntılara insan hayatını mahvediyor neredeyse. Bu nedenle biz öğrencilerimize diyoruz ki meslek seçimini çok iyi yapın. Hı hı. O yüzden hedefler koymaları gerekiyor. Bu hedefler doğrultusunda da çalışmalarını tavsiye ediyoruz öğrencilere. Yani sizin dediğiniz aslında çok önemli. Ta 9. sınıfta başlıyor aslında, evet, belirleme diye söylüyorsunuz ama çocuk dediğiniz gibi TEOG'dan çıkmış oluyor. 9. sınıf birazcık böyle rahat geçiyor. Oğlumdan biliyorum, evet, ben TEOG'dan çıktım, bana dokunmayın, 9'da yatacağım. Gerçekten aynı de yattı. Aynı tabir bu, doğru. Gerçekten de yattı ki bütün çocuklar öyle, annelerle konuştuğumuz zaman öyle olduğu düşünülüyor. Sanırım 10'da 11'de artık biraz daha toparlanma sürecine giriyorlar. Peki okuldaki rehber öğretmenler bunun için yeterli mi sizce? Hayır. Sadece özel okullar için demiyorum. Hayır, hayır. Bütün okulların aslında bu çocuğa bunu vermesi gerekmiyor mu hocam? Şimdi okullarda maksimum 2 tane rehber öğretmen oluyor. Yani evet, mevcutların 1000'li, 1500'lü, evet, 2000'li sayılarının olduğunu düşündüğümüz zaman okullardaki psikolojik danışman arkadaşlarımız bu konuda yetersiz. Onların kişisel yetersizliğinden kaynaklanmıyor yalnız. İşte 1500 tane öğrenci var ve 2 tane arkadaşımız çalışıyor okullarda. Tabi bu özel okullarda sayı biraz daha fazla. Öğrenci başına düşen rehber öğretmen sayısı daha, öğrenci sayısı daha az. O yüzden hani devlet okullarında ya da özel okullarda yetmiyor öğretmenler aslında. Çünkü meslekler çok fazla. Bir rehber öğretmen de bütün meslekler hakkında tam anlamıyla donanımlı olması da mümkün değil. Öyle olunca rehber öğretmenler bu konuda yetersiz. O zaman aile mi devreye girecek? İş öğrencinin kendisine düşüyor. Aileye de aslında iş düşecek ama belli bir miktarda. Aileler bazen orada kendilerine meslek seçmeye çalışıyorlar. Ya da kendi hayallerinde ya da kendi gençliklerinde olmayan meslekleri diye hayal ettiği meslekleri çocuklarına seçmek istiyorlar. Orada sıkıntı var ama öğrenciler kendileri araştırma yapmak durumundalar. Bu araştırma yaparken de mutlaka meslek erbaplarına, ailelerine, rehber öğretmenlerine, okuldaki öğretmenlerinden fikir almalılar. Ve artık bilgiye ulaşmak çok kolay Ayşegül Hanım. Yani işte internet dünyası var. Orada aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Onları izleyip, onları değerlendirip gerektiği zaman uzman arkadaşlardan da destek almaları gerekiyor. Çocuklar kendileri biraz bilinçli olacak denildi. Sanırım şöyle bir 10-15 yılı baktığımızda ki siz de uzun süredir bu işin içerisindesiniz ve nice çocuklar görmüşsünüzdür, evet, nice aileler görmüşsünüzdür. Mutlaka. Sanki daha mı bilinçli çocuklar? Hatta kızlar erkeklere nazaran böyle daha bilinçli, daha duyarlı, araştıran, okuyan ya da ne yapacağını bilen çocuklar mı? Tabii Ayşegül Hanım, kişisel özellikler burada çok önemli bir yer tutuyor. Bazı öğrenciler gerçekten çok bilinçli bahsettiğiniz gibi. Hani ben o kız erkek ayrımı noktasında sizin kadar net değilim, emin değilim. Belki kızların böyle araştırmacı hedeflerine daha çabuk ulaşma istekleri olabiliyor. Erkekle biraz daha rahat olabiliyor belki ama bilinçli öğrenciler gerçekten araştırmalarını yapıyorlar. Şimdi biz 9. sınıfa kayıt aldığımız zaman ya da 12. sınıfta öğrencilerle tanıştığımız zaman çok hazır öğrenciler görüyoruz. Bakıyorsunuz öğrencinin kafasında meslek belli, üniversite belli. Net. Üniversitedeki okutulacak dersler belli. Oradaki öğretim üyelerinin hakkında bilgi almış öğrenci. Çalışma alanlarını görmüş. Bunların dünya çapındaki mesleğin gelişimiyle ilgili araştırmalar yapmış. Bakıyorsunuz orada işiniz rahat. Ama bazı öğrenciler de geliyor. Hocam benim puanım şudur. Ben hangi mesleklere girebilirim, bana neler oluyor gibi böyle sorular da geliyor. Tabii orada bizim bittiğimiz, sıkandığımız noktalar var. Çünkü
biz öğrenciye şu meslek sana uygundur direkt deme şansımız yok. Çünkü öğrencinin kendi özelliklerini tanıması gerekiyor. Hı hı. Bu özelliklerle seçmeyi düşündüğü mesleklerin özelliklerinin örtüşüp örtüşmediğine bakması gerekiyor. Eğer bunlarda bir orantı varsa o zaman seçmek gerekiyor. Yani ama öğrenci burada bilinçli olacak. Yani hazırcı olmamalı, araştırmayı yapmalı. Ben 12. sınıfta bir sınav var, bu sınava gireceğim. Hı hı. Ve bu sınav için yavaş yavaş hazırlık yapmam gerekiyor demeli. Üniversite hazırlık son yılda biten bir şey değil. Evet, mümkün değil. Doğru. Yani siz 9'da, 10'da, 11'de belli bir tempoda götüreceksiniz. Ama 12'de ben sınava hazırlanacağım diyeceğim. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey mümkün de değil zaten. Türkiye dereceleri yapmış. Bugün çok iyi yerlere gelmiş. Hatta bugün mesleğine ulaşmış öğrencilerimiz var. Onların geçmiş yaşantılarına baktığımız zaman, öğrencilik hayatlarına baktığımız zaman çalışmanın 4 yıla yayıldığını görüyoruz. Yani 9, 10, 11 ve 12'de belli bir tempoda çalışmak gerekiyor. Sadece ders olarak değil, bu psikolojik hazırlık anlamında da, meslek seçimi anlamında da bir hazırlık yapmak gerekiyor. Şimdi öğrenci 9, 10, 11'de okuyor. Diyelim ki sayısal alandaki mimarlık için hedef koymuş. Bakıyorsunuz 12. sınıfta tamamen tersi bir alan, işte psikoloji bölümüne yönlenmiş. Yani mimarlık ve psikoloji ikisi çok farklı şeyler. Yani. Dersleri farklı, çalışma alanları farklı. Tamam, her şey farklı. Hı hı. Ama öğrenciye bakıyorsunuz alan değiştirmiş. Bu da neyi gösteriyor? İşte 9. sınıfta, 10. sınıfta meslek seçimiyle ilgili ciddi bir araştırma yapılmamış. Hı hı. Veya bununla ilgili bir ön hazırlık olmamış. Bu da ister istemez puana göre tercih yapmayı gerektiriyor. Hı hı. Peki 9 ve 10'da... Gidişatı gördüğü zaman çocuk, yani ben eşit ağırlıklı sanki daha başarılı olacağım, sayısalda yapamıyorum, sözele mi kaysam, bunu görebilir değil mi? Yani bunun içinde bir dönüş yapabilir mi peki? Tabii ki okullarda biliyorsunuz yazılar oluyor, bunlar için notlar veriliyor. Kendini değerlendiriyordur. Kesinlikle, işte fizik, kimya, biyoloji, işte matematik, edebiyat, birçok ders var. Bunların bazıları da alana kaynaklık ediyor. Şimdi fizikte çok başarısız olan bir öğrenci ya da kimyada çok başarısız olan ya da fen alanında başarısız olan bir öğrencinin sayısalda başarılı olma şansı son derece azdır. Oradaki akademik başarı bir anlamda meslek seçiminde belirliyor. Ama öğrenciler şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Diyelim ki siz fen alanında başarısızsınız ya da sosyal bilimler alanında ya da Türkçe edebiyat alanında başarısızsınız örneğin. Bu başarısızlık gerçekten sizin yetersizliğinden mi kaynaklanıyor? Yoksa tembelliğinizden mi kaynaklanıyor? Bu da önemli bir ayrım. Doğru. Yani bazı öğrencilerde bakıyoruz gerçekten o alanda yeterliliğe sahipler ama yeterli çalışmayı yapmamışlar. Hı hı. Bunları yapmayınca da öğrencinin o alanda başarılı olma şansı da yok. Bizim esasında öğrencilere şunu aşılamamız gerekiyor. Annelerin, babaların, meslektaşlarımızın şunu aşılaması gerekiyor. Öğrencileri ders çalışma anlamında bilinçlendirmemiz gerekiyor. O aşkı onlara vermemiz gerekiyor. O çalışma hissini, o duyguyu vermemiz gerekiyor. Yoksa biz onlara jandarmalık yaparak, başlarında bekleyerek, işte telefonu elinden alarak, telefonu kapatarak, televizyonu kaldırarak böyle bir şey yapma şansımız yok. Geri de tepiyor zaten. Bunların bir faydası da olmuyor. Biz onlara çalışmanın gerekliliğini inandırmamız gerekiyor. Belki tamam çocuklar, gençler hata yapabilirler, hataya daha meyilliler ama onların bir birey olduğunu, İşte 15, 16, 17 yaşlarında bir genç olduğunu, onlara bu işin aslını, bu duyguyu verebilirsek zaten onlar bu işi çözüyorlar. Gerçekten çözüyorlar. Çözmüş öğrenciler var. Yani farklı farklı öğrenci gruplarıyla karşılaşıyoruz. Bakıyorsunuz dediğim gibi hazır, diğerinde hiçbir şey yok. Daha sonra onunla gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra o duyguyu, o araştırma ruhunu öğrenciye verdiğiniz zaman zaten birçok problem de halledilmiş oluyor. Yani ben sadece... İşte mimarlık okuyacağım ya da doktor olacağım diyen bir çocuk sözde değil, onun yanında disipline olması lazım. İşte planlı çalışması lazım. Mutlaka o hedefine ulaşacak yolları da ilerlemesi lazım. Yani öğretmen de konuşsa, anne de konuşsa her şey çocukta bitiyor. Merkezde çocuk var tabii, evet. Kesinlikle. Ve tercihlerde sanırım ütopik olmamak lazım biraz. Çünkü o belirleyici deneme sınavları bir yol gösteriyor. Yani uçmaya... Kaçmaya değil mi? Hedefi yükseltmeye ya da daha altını hem yüksek hem olarak değerlendiriyorum. Gerek yok. Gerçek tercihlerde ben neredeyim? Evet. Belirleyici midir bu deneme sınavları? Sizin yaptığınız ya da okullarda yapılan tabii sınavlar. Tabii ki yani hayaller ve gerçekler diyoruz ya biz buna. Üniversite sınavı hazırlığında
ya da lise hayatı boyunca öğrencinin akademik başarısı aslında sınavın bir habercisi. Yani çok sürprizler olmamıştır. Sınav böyle çok sürprizlere fırsat vermiyor. Çalışmaya meyilli bir anlayış var. Öğrenci işte sınavlarda çok başarısızsa üniversite sınavında ona bir ilham gelmesi, bir nur inmesi falan söz konusu olmuyor. Değil, evet. Ya da tersi çok başarılıysa sınav günü kilitlenip kalmıyor. Ha bunun münferit örnekleri var. Kaygı, anksiyete vesaire evet. Sıkıntılardan dolayı örnekleri var ama bu örnekler çok azdır. Bunun tersi mümkün değildir. O nedenle öğrencinin zaten akademik başarısı sınavlardaki meslek seçiminde bir ara belirlemiş oluyor. O yüzden hayallerimizle gerçeklerin örtüşmesi gerekiyor. Kazanamazsam ne yaparım değil de kazanırsam kazandığımda ne yapmalıyım diye herhalde yolunu belirlemesi lazım öğrenci. Tabii olumlu motivasyon. Yani her zaman biz bunu istiyoruz. Yani bardağın dolu tarafından bakmak gerekiyor. Kazandığım zaman neler yapabilirim? Çünkü kazanamazsam mutlaka o soruyu da sorması gerekiyor öğrenci ama zamanın büyük bir bölümünü olumlu motivasyona ayırmak gerekiyor. Çünkü öğrenciyi düşündüğümüz zaman güzel hayaller, yapmış olduğu işlerdeki başarı düzeyini yükselmiş olması öğrencideki motivasyonu artıracak. Kaygıyı azaltacak, kendisine olan güveni artacak ve bu nedenle her zaman kazandığım zaman ne olurum ya da nasıl kazanırım sorusuna cevap aramak durumunda. Eğer bunların cevabını doğru bulmuş ve uygulamışsa zaten tercih döneminde de çok büyük sıkıntı çekmiyor öğrenci. Tercih yaparken nasıl bir yol izleyeceğini mutlaka sizler de yönlendiriyorsunuz. Ama çocuk da bilinçli olarak ben üniversite hayatına gireceğim, artık farklı bir yaşamın, farklı bir okulun içine gireceğim, büyüdüm, ergenlikten çıktım diye kendine tabii ki bir güven oluyor yaşında getirdiği şeylerle ilgili. Tercihimi doğru yapacağım bilincinde mi peki hocam? Gençleri merak ediyorum. Anne olarak da kaygılarım var tabii ki. Evet, şimdi gerçekten öğrencilerin büyük bir bölümü gideceği meslekleri bilmiyor. Şimdi bu dönemde en çok karşılaştığımız şeyler. Ve çok fazla üniversite var. Çok fazla üniversite var, çok fazla bölüm var. Ve ciddi anlamda da kontenjan var, üniversite kontenjanları var. Tabii çocuk diyor ki geliyor, hocam ben elektrik elektronik mühendisi yazacağım. Eyvallah yazalım. Tamam. Niye yazacaksın? Hocam benim puanım, işte başarı sıram şuradaki elektrik elektronik mühendislerine tutuyor. Güzel, orada sıkıntı yok. Nedir bu iş, yani ne yapmayı düşünüyorsun diye soruyorum. Orada bir şey kalıyor. Hocam işte elektrik elektronik mühendisi tutuyor. Üniversite güzel, bölümün iyi olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten samimiyetle bir araştırması yok, bilgisi yok. Yani o zaman tavsiyemiz şu oluyor. Ya bir elektrik elektronik mühendisi çalışan yanına gitmek gerekiyor. Orada bir gün geçirmek gerekiyor. Onun çalışma koşullarını görmek gerekiyor. Nasıl para kazanılıyor, nasıl iş yapılıyor, mesai şartları nedir, çalışma koşulları nedir? Bunları öğrenmek gerekiyor. İşte öğrenci geliyor, ben veterinerlik yazacağım hocam. Eyvallah. İşte sever misin hayvanları? Evet hocam, işte ben kediyi çok severim. Güzel ama veterinerlik sadece kedi bakımıyla ilgili değil. Yani gece 2'de yatarken ziliniz çalacak. Eğer merkezde değilseniz köylü bir amcamız gelecek. Diyecek ki ya benim hayvanımın işte doğum yapması gerekiyor. Arabanıza gideceksiniz. Köyde, ahırda doğumu yaptırıp gelir misin? Asla hocam ben böyle bir şey düşünmem de. Ya veteriner olmayacağız o zaman. Yani bizim şehir merkezinde gördüğümüz evcil hayvanların veterinerliği bir bölüm alanlardan bir tanesi. Ama genele baktığımız zaman daha farklı. Yani öğrenciler mesleklere bakarken sadece bir bölümden, kendi gördükleri kısımdan bakıyorlar. Bu da mesleğin bütününü görmelerini engelliyor. O yüzden ben öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun seçtiği meslekleri tanımadığını düşünüyorum. Ve bu çok önemli. Kesinlikle. O kadar önemli bir konuya kesinlikle. Parmak bastınız ki çok önemli dediğiniz gibi. Devam edeceğiz. Sorularınız geliyor, cevaplandıracağız. Bir kısa ara verelim. Şöyle bir çaylarımızı tazeleyelim. Bir nefes alalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Bekliyoruz sizi de. Hanım Eli mutfağındayız.
yeni gelenler hoş geldiniz. Ve bu salı sabahında biz mutfakta böyle mis gibi patlıcanları sördük. Kapya biberlerin kokusu mis gibi duymanızı isterim. Ama sizler de denemelisiniz. Biz bugün sos yapıyoruz. Balkan yöresine ait bir sos. Ülkü de dedi ya, İtalyanlar da böyle pizzaların üzerine sürermiş aslında bu sosu. Çok amaçlı kullanabileceğiniz, kahvaltıda kullanabileceğiniz, pasta yaparken içinde kullanabileceğiniz, yemeklerin içine koyabileceğiniz çok farklı ve çok amaçlı bir sos yapıyoruz bugün. Lutonizza, herhalde ismi şeyden geliyor, İtalyanlardan, hani pizza falan dedik ya, o yüzden öyle söyleniliyor ama işte biz sos yapıyoruz bugün. Patlıcanlarımızı sördük. Teker teker Ülkü işte kabuklarını soyuyor. Ve şuna hemen bakın. Çünkü bu bir püf noktasıdır. Patlıcanı sördükten sonra nasıl soyacağınızı, nasıl kolay soyacağınızı görmek istiyorsanız, nasıl yaparım diyorsanız, ki bilenler bilir ama bilmeyenler için poşetli kısımdan daha kolay çıkar. Daha kolay gösterelim çıkar. Mi Ülkü onu? Terliyor. Hem de bize tabii. Anlat. Şöyle. Burada poşetin içinde terlediği için közlenme tavasından alıp poşeti hemen atarsak çabuk soyulur. Şöyle. Tam da patlıcan zamanı. Evet, patlıcan, çok biber, güzel, her şeyin tam zamanı, aynen. Her şeyin bolca ya, olduğu hani zaman. Hani şey, eskiler derlermiş ya, işte yazın aşı, kışın bilmem neyi diye. Yazdan kışta yiyeceğimiz evet, şeyleri yani biriktirmek lazım. Evet. Yazın yaşı, kışın aşı. Yazın yapıyoruz, hazırlıyoruz. Kışın da yemek oluyor. Ayşegül, ben bunları böyle yapıyorum. Rastgele yaptım. Rastgele küçük, yaptım küçük çünkü değil, robotta değil çekeceğim ben onları şimdi. Tekrar çekilecek, doğru. Blender'da çekeceğim. Aynen, biberleri de çekirdeklerini ayıklıyorum. Böyle içinde siyahlar kalabilir. Hani şu şekilde diyeyim. Bunlar daha bir lezzetlendiriyor sosumuzu. Bunu da aynı şekilde robotta çekeceğim. Şimdi domateslerimiz de ne aşamada? Domatesleri ben ocağa koymuştum. Yarı ölçüsüne indiği zaman patlıcan ve biberlerimizi ilave edeceğim çektiğim yani robotta. Yani suyunu azıcık alması gerekiyor. Yarı, evet, yarı ölçüye indiği zaman domateslerimiz, onları ilave edeceğim. Şimdi patlıcanları ve kapya biberleri robotta çekeceğim. Az çeksek mi acaba? Öyle de yapılabilir mi? Çok mu olabilir çekeceksin? Olabilir ama böyle hani şey kıvamı olsun, sos kıvamı sos olsun kıvamı diye. Aha. En sonda ne yapacağım? Hepsini hallettikten sonra zeytinyağım var, sirkem var. Tuz ve birazcık şeker. En sonunda onları ilave edeceğim inşallah. O patlıcanı da görelim. Evet, poşeti da alıyoruz ki daha hızlı yumuşuyor ve soyulması kolay oluyor. Poşette işte buharlaşıyor. Şöyle yapabilirsiniz. Öbürlerini çevirirken bu bir taraftan. Evet evet. Hemen o olur. Biberi alayım ben. Bu şekilde inşallah ben bunları tamamlayacağım. Mis gibi koktu evet, hanımlar. Evet. Gerçekten şimdi bir lavaş olacak, hemen yanında yiyeceksin evet, değil mi? Evet değil mi? Lavaş aldırmayı unutmuşuz aynen biz ama siz lavaş aldırabilirsiniz. İnşallah güzel olur. Hocamız da beğenir umarım. Farklı bir lezzet. Bugün sizin şansınız, hanım eli mutfağında bu vardı. Ama hanımlar şu anda tam da böyle kışlıkları hazırlama telaşındalar. Biz de onlara her sabah farklı lezzetler sunuyoruz ve onların yaptığını ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan salonumda Özcan Aladağ ile birlikte üniversite tercihlerini konuşuyoruz. Söylemeyi unuttum programın başında, hemen hatırlatmamı yapayım. Biraz sonra ekranda göreceğiniz WhatsApp numarasından bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocama benim oğlum kızım da şunu tercih edecekti, yanlış mı yaptık, acaba ne yapmalıydık gibi sorularınız varsa yöneltin. Doğru ağızdan cevaplandırmaya çalışacağız ve dedik ki tercihler önemlidir. Çocuk gideceği üniversitenin ne olduğunu, orada ne okuyacağını, oradan çıktıktan sonra hangi mesleği yapacağını bilmesi bir kere tercihlerdeki ilk adım. Evet. Peki tercih sıralamalarına gelelim. Evet. Öğrencilerimizin 24 tercih hakkı var. Öğrencilerimiz bu 24 tercihin tamamını kullanabilecekleri gibi bir bölümünü de kullanabilirler. Yani tek tercih yapabilirler ya da 8-10 tane tercih yapabilirler. Tamamen öğrencinin
keyfine kalmış, bilgisine kalmış bir durumdur. Bu tercihleri yaparken biz her zaman şunu söylüyorum. 24 tercihimiz var. Bu 24 tercihin ilk 4 tercihini öğrenci hiç hayali olan, puanım tutar tutmaz diye düşünmeden kesinlikle yazmasını arzu ettiğimiz bölümler. 4 tanesi böyle olmalı. Diğer kalan 20 tercihin son 4'ünü ise ben bu yıl mutlaka üniversitede okumalıyım, tekrar sınava girmek istemiyorum şeklinde düşünen öğrenciler bu tercihleri yapmalı. Yani diyelim ki sizin sıralamanız 50.000. sıralamadasınız. Puanları kullanmayacağız çünkü biz. Başarı sıralarını kullanıyoruz. Diyelim ki 50.000'desiniz. 20.000'deki, 25.000'deki bir okulun şu an gelme ihtimali var mıdır? Oldukça düşüktür. Ama öğrenci ilk tercihlerinde bunu yapabilir mi? Kesinlikle yapmalı. Ama son tercihlere baktığımız zaman 50.000'deki bir öğrenci için ne olur ne olmaz düşüncesiyle 70.000'den, 80.000'den tercihleri mutlaka yapmalı. Diğer tercihler ise kendi başarı sırasına çok yakın olan sıralamalardan olmalı. İşte 50.000. sıradaki bir öğrenciyi düşündüğümüz zaman işte 40.000, 45.000, 47.000, 50.000, 52.000 gibi o araya tercihlerin tamamını yaymalı. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Tercihlerden herhangi biri geldiği zaman bunu değiştirme hakkınız yoktur. Okul puanınız da önümüzdeki yıl yarıya düşecektir. Yani 24 tercihin tamamı öğrencinin gidip okuyacağı bölümlerden olmalı. Bu nedenle okul puanında yarıya düşeceğini bilerek öğrencinin tercih yapmasını istiyoruz. Yani sonrasında zırlamak yok. Diyelim ki Selçuk Üniversitesi'nin hukuk fakültesini kazandınız. Efendim ben burayı istemiyordum. Aslında ben Ankara hukukun geleceğini zannederek yazmıştım. Öyle bir şey düşünemezsiniz. O sebeple okul puanınız yarıya düşecektir. Tabii öğrenci bu tercihleri değerlendirirken birinci yılın sonunda üniversitelerde geçiş de var. Yani şöyle söyleyelim, diyelim ki bir öğrenci tıp fakültesini kazanıyor. Selçuk Üniversitesi tıp fakültesini kazandı. Birinci sınıfta okudu. Ama gördü ki birinci sınıfın sonunda tıp mesleği bana uygun bir meslek değil. Ben bu işi yapamıyorum. Yani birinci okulu gördü, hocaları gördü, dersleri gördü, hastaneyi gördü. Bu meslek bana göre değil dedi. YÖK bu tip öğrenciler için bir geçiş hakkı sağlıyor. Puanı tutan bir başka programa geçebilir. Örneğin mesela Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan bir öğrencinin puanı zaten Selçuk Üniversitesi diş hekimliğine de tutar. Ve öğrenci istiyorsa birinci sınıfın sonunda tıptan diş hekimliğine geçebilir. Böyle bir hak da var, öğrencilerin bilmesini istiyoruz. Ya da tam tersi, tıp okuyordu öğrenci, okudu, dedi ki bu meslek bana göre değil. TM alanında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tutuyordu örneğin puan olarak. Oraya yine geçiş yapabilir. Ama bunlar tabii ki yıl kaybına neden olabileceği için biz de öğrencilerin başta tercihlerini yapmasını istiyoruz. Tabii bir de öğrencilerin yurt başvuruları, kredi başvuruları var. Evet. Bize sıklıkla sordukları. Bunlar üniversite tercihleri belli olduktan sonra. Biz yarın sona erecek tercihlerin Ağustos başında belli olacağını tahmin ediyoruz. Yani 1-2 Ağustos gibi bunların belli olacağını tahmin ediyoruz sonuçların. Sonrasında 14-18 Ağustos'ta öğrenciler kayıt olacaklar üniversiteye. E-kayıt dediğimiz elektronik kayıt var. Onlar da 11-16 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Ve bu nedenle öğrencilerin bir e-devlet şifreleri olmasında fayda var artık kazanan. Şu an kazanacaklar aşağı yukarı belli. Bellidir. Yani belki ufak tefek sapmalar olabilir ama bir e-devlet şifresi edinip sonrasında bu elektronik kayıtlar için lazım olacaktır. Hemen bunu da belirtelim. Kazanan öğrenciler için ya bizzat gidip kayıt yaptırabilirler ya da elektronik kayıt. Yani buradan Rize'yi kazanmış öğrenci. Orada kalacağı yer de belli. Bu öğrencinin gidip oraya kayıt yaptırmasına gerek yok. Gerek yok. Bu noktada güzel bir kolaylık sağladı. Evet, çok artık güzel. Gitmeden elektronik kayıt yaptırıyorlar ve okula gittikleri zaman, başladıkları zaman gerekli belgeleri de teslim edebiliyorlar. Tarihleri öğrenci bir tekrar edelim mi hocam? Tabii ki. Belki not almak isteyebilirsiniz. Tarihler önemli 14, çünkü. 14-18 Ağustos yani bizzat kayıt dediğimiz. Elektronik kayıt ise 11-16 Ağustos tarihlerinde olacak. Ama öğrencinin ikisini de yapmasına gerek yok. Yani hem e-kayıt hem de bizzat gidip kayıt böyle bir şeye söz konusu değil. Ama kazandıktan sonra ister bizzat kayıt isterseniz elektronik kayıt yaptırın.
kazandıkları üniversitenin sayfalarını takip etmeleri gerekiyor. Çünkü üniversitelerin kendi yöntemleri var. Bazı işlemleri yapmasını isteyebiliyor öğrencilerden. Onları takip etmesi gerekiyor. Kredi ve yurt başvuruları da daha sonra. Yani bu kayıtlar bittikten sonra öğrenciler kredi ve yurtlara da başvurabilecekler. Tercih sıralamalarını çocuklar nasıl yapmalı? Bu çok önemli aslında. Dediniz ki girebileceği mantıklı 24 tane, 24'tü değil mi hocam? 24 tercih yapmalı. 24 tercih yapmalı. Bu sıralamaya neye dikkat etmeliler? İşte şehire mi, yoksa kendi memleketi olmasına mı, puanına mı? Oradaki tercih sıralamasındaki dikkat etmesi gereken hususlar neler? Evet, şimdi burada çok faktör var. Öğrenci var, üniversiteye göre tercih yapıyor. Evet. Diyor ki bana isimli, marka olmuş, üniversite olsun bölümü fark etmez. Böyle düşünen öğrenciler var. Ya da ben şu bölümü okumak istiyorum, üniversitesi fark etmez. Neresi olursa olsun. Fark, ama ben işte örneğin eczacılık okuyacağım, neresi olursa olsun. Bazıları evime en yakın üniversite, en iyi üniversitedir diyor. İşte Konyalıysa çocuk Konya istiyor, çevre illerden memleketinde olsun diyor. Tabi burada şey de var, birazcık ailelerin ekonomik koşulları da etkili. Çünkü il dışında okutmanın külfetleri var. Bazılarına bakıyorsunuz idealleri uğruna. Yani ben şu bölümleri okurum, bunun dışında hiçbir şey okumam ve yazmam diyor. Öğrenci bu şekilde de tercih yapanlar var. Ama genel olarak baktığımız zaman arkadaş için tercih yapan var. Ya bize şöyle öğrenciler geliyor. Hocam birlikte gidelim diye mi? Biz diyor üç arkadaşız. Tercihlerimiz şunlar. Ne olur biz öyle bir tercih yapın ki biz aynı yerde kalalım. Aynı üniversitede kalalım. Tabii ev tutacaklar, onların hayalleri öyle yani malum. Böyle gelenler de var ama biz kesinlikle programın başında söylemiş olduğumuz şeyler, öğrenciler kendi yetenekleri doğrultusunda tercih yapmaları gerekiyor. Yani arkadaşa göre, aileye göre, ile göre, bölüme göre kendi dışındaki sebeplerden dolayı tercih yapmamalı. Kendini tanımalı ve bu tanıdığı ölçüde de tercihlerini yapmalı. Bu nedenle üniversitelerin eğitim koşullarını, üniversitelerin web sayfalarını takip etmeleri gerekiyor. Oradaki hoca kadrosu, orada okutulacak dersler, mezunların iş olanakları, işte öğretmenlik için düşünüyorsunuz, öğretmenliklerin ülkemizdeki atama durumları nedir, istihdam durumları nedir, bunlara bakmaları gerekiyor. Bunlara bakıp bu 24 tercihi bu şekilde dolduracaklar. Ama burada hatalar oluyor mu? Mutlaka oluyor. Yani öğrenci hata yapabiliyor. Bu nedenle bu hataların dönüşü bazen 1 yıla mal olabilir, bazen 4 yıla, bazen 40 yıla mal olabilir. Dün örneğin yani yanlış tercih için söyledim. Bir öğrencimle karşılaştım. İnşaat mühendisliği okumuş. 4. sınıfın sonuna gelmiş. Ve okulu sevmemiş, bitirememiş herhangi bir nedenden dolayı okulu bırakıyor ve bir başka alana geçmek istiyor. Yani 4 yıl dediğim şey budur. Çok kayıptır. Uzun bir süre. Çok uzun bir süre. Yani burada bireyin kişisel özellikleri mutlaka önemlidir. Özel problemler olabilir okulla, şahsıyla vesaire ama 4 yıl bir insan hayatında büyük boşa bir geçen bir kayıptır, boşa geçen yıllardır. Peki yatay geçiş ya da başka bölüme geçiş mi yapacak, sıfırdan mı girecek? Az önce bahsetmiştim ya hani öğrenciler puanla geçiş yapabilir diye. O yıl işte 4-5 yıl önceki puanıyla farklı bir bölüme geçiş yapabilir. Ki bakmıştık biz işte ilköğretim matematik öğretmenliklerine falan denk geliyordu. O bölüme gidebilecek ama 4 yıl geçmiş oldu aradan, uzun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Popüler olanı değil de yeteneklerini seçmeliler. Kesinlikle, kesinlikle. Herhalde. Üniversite içinde bu geçerli değil mi hocam? Mutlaka gerekli. Yani şöyle artık Türkiye'nin meslek haritasını, Türkiye'nin gelişim haritasını, mesleklerin gelişim düzeyini bilmek gerekiyor. Bazı bölümleri bakıyorum ben şimdi. Hani eskiden hatırlarsınız 2 yıllık bölümlerin birçoğu öğrenciler tarafından ilgi gösterilmezdi. İşte boş kalırdı kontenjanları. Bugün bakıyoruz 4 yıllık mesleklerin, fakültelerin birçoğu boş kalmış. Öğrenciye tercih etmiyorlar. Yani bizim annemizin, babamızın, teyzemizin, büyüklerimizin hayali olan üniversiteler, hayali olan meslekler şu anda kontenjanı yok. Neden? Dolmuyor. Yani öğrenci gitmiyor. Örneğin Fen Edebiyat Fakültelerinin fizik bölümü, kimya bölümü, biyoloji bölümü, işte jeoloji mühendislikleri, maden mühendislikleri, şehir bölge planlama, çevre mühendisliği,
iktisat fakültelerinin işletmeleri, iktisatları, bazı kamu yönetimleri, işte bankacılık bölümleri, turizm bölümleri, bunlar boş. Yani boş derken öğrenciler yazmıyorlar kontenjan ve bunlar olmuş. Kontenjan dolmuyor, taban puan oluşmuyor. Bu ne demektir? Acaba üniversiteden çıktıktan sonra iş imkanı çok az ve atanamayacağımdan mı kaynaklı? Kesinlikle, kesinlikle böyle. Yani artık insanlar üniversite mezunu olup işsiz kalmak istemiyorlar. Evet, bu kadar kesinlikle. Basit. Ama burada öğrenci arkadaşlarımız kızmasınlar ama kontenjanların yükün birazcık azaltması gerekiyor. Yani eğitim mutlaka gerekli. İnsanlar okumalı. Ülkenin ekonomik seviyesiyle beraber eğitim seviyesi mutlaka yükselmeli. Eyvallah, bunlara hiçbir şey demiyoruz. Okumalı insanlar. Ama şimdi bir lise mezununu düşünün. Lise mezunuyken bazı şeyler yaptırabilirsiniz bu çocuklara, gençlere. Ama üniversite mezunu olduktan sonra artık orada direnç başlıyor. Direnç başlıyor. Meslek istiyor, iş istiyor, atama istiyor, boşama okudum, üniversite mezunuyum diyor. Feryat haklı, öğrenci haklı, insan haklı. Ama devlet de haklı. Nereye atacak öğretmeni ya da nereye atacak mühendisi? O yüzden bir denge olmalı. Yani kontenjanların birazcık sınırlandırılması gerekir diye düşünüyorum. Hatta bazılarının kalkması bile, değil mi? Ne dersiniz? Yani şimdi öğretmen atamaları çok artık gündemimizde. Evet, İkinci öğretimler kapatıldı. Fen Edebiyat Fakülteleri artık amacından sapmış durumda. Yani Fen Edebiyat Fakültelerine artık insanlar öğretmen olmak için gidiyor. Fen Edebiyat Fakültelerinin kuruluş amacı farklı ama bugünkü öğrencilerin amacı farklı. Yani matematik bölümüne giden matematik öğretmeni olmak istiyor. Böyle de bir imkan yok. Şu anda devletin bu konuda kadrosu yok, atayamıyor. Yani devletin de suçu yok. Yani bir sınıfa iki tane matematik öğretmeni atayamaz. Ya da bir sınıfa iki tane sınıf öğretmeni de atayamaz. Arkadaşlar da haklı, üniversite bitirdiler. Çocuklar da haklı. Diyor ki ben matematik öğretmenliği okuyorum, ben atanmalıyım. Bölüm okuyan da atanacak. Böyle şey olmaz. Yani da. Evet, burada da böyle bir şey var. Evet. Yani ben öğretmen olarak girmişim. Diğeri formasyonu almış, benzeri şekillerde. Evet, öncelik benim diyor mesela. Tabii ya, Türkiye'nin ama şu da var. Maalesef geçmiş çok eski. Yani bizim çocukluk yıllarımızdaki politikaların birazcık hatası var. Yani farklı alanlara öğretmenlerin öğretmen olarak atanmış olması belki eğitimdeki kadroların şu an dolmasına neden oldu. Onlar tabii yanlış şeylerdi. Eğitim fakülteleri, fen edebiyatlar dururken. Ama maalesef böyle bir çarpık durumlar gidiyor. İşte zaman zaman bu puanlar, başarı sıraları getirildi. Belki onların sebebi budur. Yani işte tıp fakültelerini 40 binin başarı sıralamasının altında olan öğrenciler isteyemiyor. Yani sıralamanız 50 bin diyelim ki tıp fakültesi yazamıyorsunuz. Bu güzel olmadı mı hocam? Yani bu sıralamaların oluşturulması. İşte şu dilimdeysen ancak buraya girebilirsin. Ve sınırlarını bilmesi. Güzel. Mesela hukukta 150 bin sınırı, mimarlıkta 200 bin, öğretmenliklerde 240 bin, mühendisliklerde 240 bin sınırı oldu. Bu belki de YÖK'ün bizim söylediğimize paralel bir davranışı oldu. Yani öğrencileri üniversiteyi işsiz yapmaktansa üniversite kadroları birazcık boş kaldı. Ama öğrenciler mezun olanlar da iş bulur hale gelmeli. Yani okuyan okuduğuna değmeli. Okumayan arkadaşlar da lise mezunu olarak bir şekilde hayatlarına devam ettirmeleri gerekiyor. Onları üniversite mezunuyken durdurmak gerçekten çok güç olmakta. Devlet üniversiteleri dışında özel üniversiteler ve vakıf üniversiteleri de var. Bunları tercih eden insanlar, öğrenciler var. Nedir farkı? Nasıldır? Şimdi öncelikle tercih yaparken söyleyelim. Mutlaka tercihleri yaptıktan sonra orada üniversitelerin özel koşulları var. Bu özel koşullara bakmaları gerekiyor. Ama hemen öğrencilerimiz şunu bilmesinde fayda var. Tercih kodlarına baktığımız zaman 1 ile başlayan, üniversitenin kodu, tercih kodu 1 ile başlıyorsa bu bir devlet üniversitesidir. Yani burada herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Bu çok önemli. 2 ile başlıyorsa bu bir vakıf üniversitesidir. Yani özel üniversitedir. Eğer burslu kontenjana gitmemişseniz ücret ödemeniz gerekiyor. 3 ise, 3 ile başlıyorsa Kıbrıs'taki üniversitelerdir. 4 ile başlıyorsa yurt dışındaki üniversitelerdir.
Yani öncelikle öğrencilerimizin bunu bilmesini istiyoruz. Çünkü geçmiş yıllarda şununla karşılaştık. Hocam ben bunu yazdım ama ben bunun bir devlet üniversitesi olduğunu bilmiyordum. İşte 25 bin lira ücret var. Ben bunu ödeyecek durumda değilim. Hı-hı. Artık hem bir yıl gidiyor hem okul puanı yarıya düşüyor. Bu önemlidir. O yüzden şimdi özel üniversitenin vakıf üniversitesi. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bütün vakıfları aynı kefeye koymak, bütün devletleri aynı kefeye koymak son derece yanlış. Hı-hı. Yani vakıf üniversitesi olup gerçekten eğitime adanmış kadrolar, eğitime adanmış paralar var. Bunları takdir ediyoruz. Gerçekten güzel şeyler. Hı hı. Ama bazı özel üniversitelerde var ki onlar da vakıf olsa bile maalesef ticari kaygıyla oluşturulmuş. Yani orada bir bilim yapmanın imkanı olmadığını görüyoruz. En azından öğrenci dönüşleri böyle. Öğrencilerden aldığımız kanaatler böyle. Ama mutlaka devlet yazılmalı ya da mutlaka özel üniversite yazılmalı gibi bir ayrım yapma şansımız yok. Gerçekten bu işi layıkıyla yapan özel üniversiteler var. Gerçekten bu işi layıkıyla yapan devlet üniversiteler de var. Yani hakkını vermek gerekiyor. O yüzden öğrencilerin yazacağı üniversiteyi çok iyi araştırmaları faydalı olacak. Oraya gidenlerle konuşması lazım. Mezun olanları sizin dediğiniz gibi. Yani 4 yıl üniversite okudu benim oğlum ya da kızım diyor anne ama... Sizin dediğiniz gibi öyle bir üniversite, özel üniversiteden mezun olmuş ki hiçbir işe yaramıyor. Çok acı değil mi hocam bu? Maalesef. Yani dediğim gibi... Ve paralar ödeniyor. Paralar ödeniyor. Yani bir ciddi paralar da var. Hı-hı. Yani bugün il dışında düşündüğünüz zaman, burssuz bir özel üniversiteyi düşündüğünüz zaman ortalama 40-50 bin lira gibi bir eğitim maliyeti ortaya çıkıyor. Bu da ailelere ciddi anlamda yükler veriyor. Tabii burada mezuna bırakmayı düşünen arkadaşlarımız da var. Hı. Yani öğrenciler mutlaka tercih yapmalı, mutlaka bu yıl üniversiteye gitmeli mi sorusuna bir cevap olsun. Şimdi üniversite olsun da çamurdan olsun mantığı son derece yanlış. Hı hı. Az önce sebeplerini söyledik. Mezuniyet sonrasında karşılaşılan problemler var. Eğer öğrencinin yazacağı bölümler, zevkle okuyacağı bölümler değilse, gideceği fakülteler, gideceği iller kendisine bir gelecek vaat etmiyorsa, hı hı, bu öğrencinin tercih yapmasına gerek yok. Yok. Bu öğrenci bir yıl daha bekleyip bir sonraki yıl sınava girmek durumunda. Hatta o bir yıl içerisinde çok da güzel hazırlanıp, değil mi, yeteneğine göre, işte istediği alana göre yerleştirmesi, o bir yıllık kayıp olarak değerlendirmeyin. Belki daha iyi olacaktır. Zaten uzun süre çalışacaksınız. Evet. Biz öğrencilerimize bunu, hı-hı, söylüyoruz. Yani hep çalışıyoruz, hı-hı, ve meslek hayatı neredeyse Türkiye'de 40 yıl sürüyor. Yani 41 yıl süre bir şey olmaz yani. Evet. Bir yıl geç olur. Ama kesinlikle mezuna bırakmak suç değildir. Değildir. Evet. Yani bunu ailelerin de aslında böyle değerlendirmesi lazım. Ya ama şey, hani kazanamadığınız etiketi var ya. Evet, o çok yani fena. Siz şimdi 50 bininci olmuşsunuz. Türkiye'deki birçok yere gidiyorsunuz. Ama istediğiniz yer olmadığı için kazanamadınız. Öbür çocuğa bakıyorsunuz 200 bininci olmuş. Ama o kendine göre bir yer yazmış. O kazandı. Yani algı böyle. Bak o kazandı, sen kazanamadın. Halbuki kazanan tabii ki yani. Yok. Tabii ki. Yani sizden gelen sorular var. Pek çok soru var. Evet. Hepsini hocama yönlendireceğim. Kısa bir ara veriyoruz. Bir yere ayrılmayın. Sorumu cevaplandırmadınız, niye okumadınız demeyin. Reklam dönüşü hepsini yanıtlayacağız. Devam ediyoruz. Sana bir pas atalım Ülkü. Ne durumdasın? Hemen mutfağa bir göz atalım. Bugün sos yapıyoruz hanımlar. Bakalım nasıl, ne durumda sosumuz? Hepsini birleştirdim. Patlıcanları çektim rondoda. Bir kapya biberlerimizi de çektim. Şu anda pişiyor. Böyle istediğimiz bir koyuluğa geldiği zaman, hani bazıları çok koyu sever, bazıları biraz daha sıvı. O yüzden birazcık daha pişireceğim ben. Sarımsaklar falan hepsi gitti. Tabii sarımsakla domates beraber pişti. Hı-hı. Yarıya kadar indi domatesin miktarı. Daha sonra da patlıcanlarımı, biberlerimi közledim, robotta çektim. İçine ilave ettim. Hatta böyle içinde siyah siyah şeyleri de var patlıcanların, biberlerin. Hı hı. O da güzel közlenmiş kokusu verecek. Kokulu da oluyor yani. Kokulu oluyor. Kokulu da oluyor. Evet. En sonda işte zeytinyağımız vardı. Şekerini ilave ettim. Sirkem vardı. Bu şekilde biraz daha pişireceğim. Evet.
Öykü'nün dediği gibi sıvı istiyorsanız böyle ekmeğimi batırayım diye biraz az kaynatın. Evet. Ama yok benimki sürmeli gibi olsun, tereyağı gibi sürülsün istiyorsanız biraz fazla kaynatmanızda fayda vardır. Devam edelim. Özcan Alada ile birlikte üniversite tercihlerini konuşuyoruz. Çocukların heyecanlarını, heyecanlı ailelere neler yapılması gerektiğini, ne yapmanız gerektiğinden bahsediyoruz. Sorularınıza döneceğiz demiştik. Hemen başlayalım sorulara. Hayırlı programlar demiş izleyicimiz. Hocama sorum var. Ben ek puanla 2120.yim. İlahiyat için nereyi yazmalıyım demiş izleyicimiz. Evet. Bu yılın en çok sorulan, belki de öğrencilerin, velilerin kafasını karıştıran en çok sorulardan bir tanesi. YÖK biliyorsunuz ek puanları kaldırdı. Ek puanların kaldırılması ne demek? 4 yıllık fakültelerde ek puan artık yok. Yani bu meslek lisesi öğrencisi olabilir, imam hatip öğrencisi olabilir, ek puan almayacaklar. Yalnız burada ince bir ayrım var. 2017 ve 2016 mezunları bu ek puan hakkından faydalanmayacaklar. Geçmiş öğrenciler, daha önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin hakkı saklı tutuluyor ve bunlar ek puan alabiliyorlar. Bu nedenle bu yıl tercih yaparken ek puanları, daha doğrusu ek sıralamaları dikkate almayacaklar. Yani burada bir teknik hesaplama yapılması gerekiyor. Öğrencinin ek puanlı sırası değil de ek puanını alıp normal öğrenciymiş gibi düşünüp oradaki başarı sırasına bakmak gerekiyor. Diyelim ki öğrencinin puanı 390 ve buradaki sıralaması diyelim ki 3000. Oradaki 3000. sırayla tercih yapmak son derece yanılgıdır. Öğrenciye yanılırlar. Oradaki 390 puanı normal öğrencilerin sırasına getirip bu şekilde bir dönüşüm yapmak gerekiyor. Aynı dönüşümü öğrenci için de yapmak gerekiyor. Bu sene için mi geçerli bu ek puanlar? İki yıldır böyle ek puan almıyorlar. Sınavsız geçiş de kaldırıldı biliyorsunuz. 2 yıllık bölümlere sınavsız geçiş. Ek puanların şu andaki mezun öğrenciler için kullanılacağı yer 2 yıllık meslek yüksek okullarıdır. Evet. Oğlu polis koleji çıkışlıymış. Sözeli ağırlıkta olduğu için ilahiyat fakültesi okumak istiyor. Fakat altyapısı yok. 270 ve 350 puan aldı sınavdan. Başarabilir mi? Ne dersiniz demiş. Tabii şöyle, ilahiyat fakültelerinin... Bir taban gerekiyor değil mi? Mutlaka bir taban gerekli. Ama bu bir ilgidir tabii ki. Yani şu anda hani tıp okuyacak öğrencinin bir tıp altyapısı yok. Yani sağlık meslek lisesinde mezun olanlar çok iyi tıp fakültesi okur diyemeyiz. Ya da işte meslek lisesinin yapı bölümündeki öğrenciler çok iyi inşaat mühendisi olur. Doğru. Ya da yani böyle bir şey de diyemeyiz ama ilgi işidir. Eğer öğrencimizin ilahiyat fakültesinin meslek derslerine özel bir ilgisi varsa, diğer arkadaşlarıyla aradaki farkı kapatabileceğini düşünüyorsa yazabilir, başarabilir. Bu bir ilgi işidir. İş bulma kolaylığı tercih sebebi olmalı mıdır hocam demiş. Evet, güzel bir soru. Evet. Belki de bütün kaygıların temeli bu. Yani çıkınca zorlanmadan iş bulabileceği meslekler. Yani buna maalesef evet diyorum ben. Ama maalesef evet diyorum. Yani siz çok iyi bir üniversiteyi, çok iyi bir bölüm bitirmiş olabilirsiniz. Ama mezuniyet sonrasında iş bulamamışsanız, bulamayacaksanız bu okulu boşa okumuş oluyorsunuz maalesef. O nedenle iş bulma imkanlarına göre meslek seçiyoruz ama maalesef buna evet diyoruz, bu soruya evet. Gıda mühendisliği okusam iş var mı falan diyen izleyicilerimiz var ya da şu bölümü okusam nasıl olur, iş var mı diyenler var. Hepsine toplu bir cevap olsun. Sende iş varsa o bölümde iş var. İş vardır. Net bu. Çok güzel. Eğer sizde iş varsa sevgili öğrenciler, o meslekte iş vardır. Yani gıda mühendisi olup bugün 5 bin lira, 10 bin lira kazanan arkadaşlarımız var bizleri izleyen. Ama gıda mühendisi olup boş gezenler var mı? O da var. Gıda mühendisi olup diplomasını 500 liraya kiraya verip, bu da çok kötü. Yani tarım firmaları, gıda firmaları maalesef ama maalesef gıda mühendislerinin diplomalarını kiralayıp arkadaşlarımızı işletmeye almıyorlar. Maalesef Türkiye'nin çarpık işlerinden bir tanesi de bu. Böyle de var. Yani öğrencide iş varsa o bölümde iş vardır. Bu nettir. Her şey sizde bitiyor. O zaman şu soru aklıma geldi. Okul mu, okuduğun şehir mi, okuduğun bölüm mü? Yani gıda mühendisi olursun,
okuduğun şehir ya da okuduğun okulun ismi önemlidir. Evet. Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki bazı mesleklerde maalesef durum budur. İşte gıda mühendisliğinde işte sizin de öğrenciniz orada. Evet. İşte ODTÜ okursa faydalıdır, iyi bir yerlere gelecektir. Ama daha böyle Anadolu'daki üniversiteleri okuduğunuz zaman işletmelerin az olduğu, işte bazı üniversitelerin maalesef öğrenciye verdiği donanım çok az. Bu nedenle onu çok tavsiye etmiyoruz. Yani bazı meslekler var ki sizin o mesleğe belki de çok fazla bir şey katmanız gerekmiyor. Hı hı. Örnek veriyoruz, diş hekimi. Mutlaka sanattır, mutlaka aşktır. Eyvallah, ona bir şey demiyoruz. Ama siz ona çok fazla bir şey katmasanız da mesleğin bulunduğu prestij sizi bir yerlere götürecektir. Üniversitenin. Mesleğin, diş hekimliğinin. Genel olarak söylüyorum. Yani bu 100. yıl üniversitesi olsa da böyle. Hı. Selçuk Üniversitesi diş hekimliğinin şu anda Türkiye'de bir gideri vardır. Hı hı. Bu meslek sizi bir yere götürecektir. Ha, siz kendinizden bir şeyler katarsınız. Yeni bir şeyler üretirsiniz. Bu işi aşkla, sevdayla, sanat olarak yaparsınız. Çok iyi yerlere gelirsiniz. Hı hı. Bu sizin prestijinizdir. Ama bazı meslekler vardır ki sizden bir şeyler ister. O mesleğe siz bir şey katmadan maalesef mesleğin şu andaki Türkiye'deki konumu sizi bir yerlere götürmeyebilir. Örneğin işletme okudunuz. İşletme okuduğunuz zaman kimse sizi işletme mezunu diye işletmenin başına getirip koymuyor. Ya da bir masa vermiyor. Siz orada güzel bir dil öğrenmediğiniz sürece, okurken staj imkanları yaratmadığınız sürece, sosyal çevre, inovasyon yapmadığınız sürece işletme bölümü size katacağı çok bir şey yoktur. Durum evet, budur. Hemen soruya bakalım. Hı-hı. Konya Selçuk Üniversitesi 137 bin ile ebelik olur mu? Ebelik soruma da cevap verir misiniz? Nasıldır? Demiş izleyicimiz. Evet, şimdi burada hemen ayrım yapalım. Bir fakülte, bir de yüksekokul ayrımı var. Hı-hı. Biz bunu ebelik ve hemşirelik bölümlerinde sıkla görüyoruz. Evet. Örneğin bazı üniversiteler açarken bölümleri, İşte sağlık bilimleri fakültesi diye açmışlar. Sağlık bilimleri fakültesi olduğu için LYS yani MF puanıyla öğrenci alıyor. Bazı üniversitelerde okul açarken, bölüm açarken sağlık bilimleri yüksekokul diye açmış. Burada da YGS var. Bu arkadaşımız 137 binde muhtemelen Selçuk Üniversitesi ebelik bölümünün olur diye düşünüyoruz. Olması hatta yüksek bir olasılıktır. Yine atamalara baktığımız zaman ebelik ve hemşirelik tabii bunlar bize sıklıkla karşılaştığı için biz Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık İl Müdürlüğü'nün işte atama dairelerinden bunlarla ilgili bilgiler de alıyoruz. Atama oranı nedir, son yıllardaki karşılaştırılan rakamlar nedir diye hemen hemen yarı yarıya olduğunu düşünüyoruz. Yani %50 oranlarında atama oranları var. Ebelik ve hemşirelik yazılabilir, okunabilir bir bölüm. Ama sağlık sektörünün bütün alanları olduğu gibi yine ebelik bölümünde de bir fedakarlık oranı yüksek bir bölüm. Evet. İş bulma kolaylığı tercih sebebim de ne kadar etkilidir demiş. Konuştuk aslında evet. Ama yine de toparlayalım şöyle. Hem de programı da asıl bizim yapma amacımız buydu. İş bulacağız, üniversiteyi bitireceksiniz. İş kolaylığınız olacak mı? Okuduğunuz üniversitede nelerle karşılaşacaksınız? Ve en önemlisi de o 4 yıldan sonra ya da 5 yıldan sonra ne yapacağınız da aslında bizim bugün anlatmak istediğimiz. Evet, şimdi bugün şöyle bir tezat var ama Ayşegül Hanım. Bugün meslek sahiplerine baktığımız zaman, yani bir avukatla görüşüyorsunuz, bir inşaat mühendisiyle görüşüyorsunuz, işte bir doktorla görüşüyorsunuz, birebir sohbetleriniz oluyor. Velilerimiz var, dostlarımız var. Kendi mesleklerini tercih etmiyorlar. Ya yani Türkiye'de maalesef böyle bir acı tablo var. Yani insanlar yaptığı mesleği öğrencilere yazdırmak istemiyor. Yani bu doktor için de geçerli. İşte mimar için de geçerli, diyetisyen için de geçerli. Böyle bir durum var. Ama öğrenciler, tabii bu arkadaşlarımızın, şu an mesleği yapan insanların bu işi aşkla yaptıklarını söyleyebiliriz. Ama bu kadar yılmaları da, mesleklerini bu kadar tercih ettirmeme durumları da anlaşılır gibi değil aslında. Yani öğrenci tıp yazmayacak, mimarlık yazmayacak, hemşirelik yazmayacak. Ne okuyacak o zaman? Yani o yüzden öğrenciler mutlaka her mesleğin kendine göre zorlukları var. Kendine göre iş bulabilme oranları var.
Kimisinde çok yüksek bir oranla iş sahibi oluyorsunuz, kimisinde düşük. Ama yine geliyor, siz üniversite okurken ya kantin öğrencisi olacaksınız ya laboratuvar öğrencisi olacaksınız. Çok güzel bir yani tabir. Başka yolu yok yani bunun. Siz kantinde akşama kadar üniversitede oturacaksınız, kafelerde gezeceksiniz ama mezun olduktan sonra da benim iş ya böyle bir şey, böyle bir dünya yok. Yok. Ya okurken, da laboratuvarda çalışacaksınız, işinizle ilgili gelişimleri takip edeceksiniz. Yani bunlar olmadan olmuyor maalesef. Yani artık eskiden, yani bizim çocukluk yıllarımızda işte üniversite mezunusun, gel atan bitti. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok artık. Yani bir de lütfen öğrenci arkadaşlarımız, devlet kadroları güzeldir. Devlet kadrolarında çalışanlara saygımız sonsuz. Ama her şeyde devleti düşünmesinler. Yani devlet yani hangi birimizi istihdam edecek? Anne babalar da öyle düşünmez ama. Der ki aman oğlum kızım devlete bir kapak at değil mi? Ama hani yanlış bu. O mantık var. Ama yanlış bu. Yani bu kadar öğrenci, bu kadar mezun var. Yani devlet böyle. Yani artık öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında kendileri mesleklerini icra eder hale gelmeleri gerekiyor. Yani tabii bütün mesleklerde bu böyle değil. İşte öğretmen olmuşsunuz. İşte öğretmenlikte ya özel bir kurumda çalışacaksınız ya da devlette çalışacaksınız. Ama işte mimar olmuşsunuz. İllaki devlet yani devletten beklenmemeli. Mutlaka devlet kadroları lazım. Bu öğrenciler girecek ama ilk sektede ben devlete girmeliyim. İşte tabiri caizse kapağı atmalıyım. Böyle düşünmek son derece yanlış. Yanlıştır, evet. Bir de hani anne ve babalar kendi mesleklerini tercih ettirmek istemiyorlar çocuklara diye bir ifade kullandınız ama tam tersi olanlar da var. İşte şirketin başına geçeceksin. Çocuk bambaşka yeteneklere sahip, sanat okumak istiyor ya da başka bir şey okumak istiyor. Ama diyor ki veteriner şirketim var ve başına geçeceksin. Benden sonra sana kalacak. Evet, evet. Çocuk istemeye istemeye baba ya da anne zoruyla ya da babanın hayalini gerçekleştirmek adına üniversiteyi tercih ediyor. Bir de böyle bir durum var. Kesinlikle o da var. Karşılaşıyorsunuzdur değil mi? Kesinlikle yani şimdi ailelerin işletmeleri var. İşletmenin sonrasında devamını getirecek ki Konya'da da böyle bir gelenek var, var tabii ki. Genelde böyle bir aileden devam etsin mantığı da devam ediyor. Ha, ama öğrenci bir müddet sonra mutsuz olabiliyor. Evet. Yani biz şunu hep gördük. İşte doktor olup hastanesindeki MR cihazlarını tamir etmeye çalışan doktorlar. Yani bunu çok karşılaştık, çok duyduk, örneklerini çok gördük. Adam genel cerrah ama hastanedeki MR cihazını ya da tomografi cihazını ya da röntgen cihazını tamir etmeye çalışıyor ve ediyor da. Ha bu meslek seçimindeki hatadır. Yani bunların tamamı var. O yüzden öğrenciler mutlaka tercih yapacaklar ama anne babalar da bu öğrencilerin tercihlerine saygı göstermek, onların özelliklerine saygı göstermek durumundalar. Evet. Bir soru daha vardı. Konuştuk ama tekrar edelim. Şöyle bir bakayım hocam. 97.000'deyim. Diş hekimliği istiyorum. Taban puanı olmayan yeni bölüm açılan üniversiteler var. Kıbrıs'ta ve İstanbul'da yerleşme ihtimalim var mı demiş izleyicimiz. Evet. 97.000'de diş hekimliğinin gelme ihtimali son derece düşük. Hatta yok diyebiliriz. Bu özel üniversiteler olsa dahi. Yeni açılan üniversiteler var tabii ki. Öğrenciler yeni açılan üniversiteler şöyle düşünüyorlar. Yeni açıldığı için ne olacağı belli olmaz. Bir yazalım bakalım. Tabii yazabilirler. Bir mahsuru yok. Biz de söylüyoruz yazın diye. Ama yeni açılan üniversiteyi şöyle düşünmek lazım. Diyelim ki Aksaray'a tıp fakültesi açılıyor. Aksaray'a tıp fakültesi açılırken bunun puanını bilmek çok da zor değil. İşte Konya ve benzeri yerler yaklaşık 9-10 binlerde alıyor tıp fakülteleri. İşte Aksaray bunlardan biraz daha geride olur. Böyle bir tahmin yapabilirsiniz. Aynı şey diş hekimliklerinde de yapılabilir. Ama bu öğrencimizin Kıbrıs'ta dahil bir diş hekimliği fakültesi gelme şansı yok gibi. Ama yine de çok istediği için tercihler arasında bulundurmasını tavsiye ederiz. Evet.
şeyi bir tekrar edelim mi hocam? Şu başında bir geldiğinde, iki hı hı. geldiğinde, üç, dört geldiğinde. Evet. Ona lütfen dikkat edin. Sonra tercihiniz geldiğinde ya ben burayı istememiştim diye karşılaşıp şok olma ihtimaliniz var. Lütfen adaylar bu çok önemli. Hocam onu evet. bir tekrar edelim. Şimdi adayların büyük bir bölümü zannediyorum %80 oranında tercihlerine giriş yaptılar. Yani evet. ÖSYM'nin aday işlemler sayfasından tercihlerini bildirdiler. Orada ekranda bu yazmış olduğu fakülteler, bölümler, üniversiteler ve bunların özel koşulları da mevcut. Orada üniversitelerin kodları var. O üniversitelerin kodlarına baktığımız zaman, hı hı. işte ben hemen bir tane örnek vereyim isterseniz. Tabii, daha iyi anlaşılır hem de. Evet, işte Marmara Üniversitesi makine mühendisi tesadüfen. Hı hı. İşte kodu 10-72, 10-54, 4 gibi bir, yani 1 ile başlıyor. Evet, bu bir devlet üniversitesidir, Marmara Üniversitesidir. İşte hemen bakıyorsunuz burada, bir başka şeye bakıyorsunuz. İşte 20 ile başlayan Beykent Üniversitesi var. Kodu 2'dir. O yüzden öğrenci arkadaşlarımız tercih kodlarını 1 ile başladığının devlet olduğunu, 2 ile başladığı zaman vakıf üniversitesi olduğunu, 3 ile başladığı zaman Kıbrıs'taki üniversiteler, 4'te ise yurt dışındaki üniversite olduğunu bilmeleri gerekiyor. Ve hemen altını çizelim. Yarın saat gece 23.59'a kadar bu tercihlerini değiştirebilirler. Silebilirler, yenisini ekleyebilirler. Yani tercih sayfasında istediği değişikliği yapabilirler. Bu nedenle öğrencilerin yapmış olduğu tercihleri şöyle bir gözden geçirip hata var mıdır söylemeleri gerekiyor. Hı hı. Dün karşılaştığımız hemen bir şey söyleyelim. Öğrenci mimarlık yazıyor ama hemen altında iş mimarlık var. Hı hı. Ve iş mimarlığın kodu yazılmış. Mimarlık yerine iş mimarlık yazıldı öğrenciye. Ha, ekrana bakıp çıktığı kontrol ettiğiniz zaman onu görüyorsunuz. Onu kontrol etmezseniz öğrenci 10 gün sonra kendini mimarlık beklerken iş mimarlıkta görecek. Ve bunun da dönüşü olmayacak. Hı hı hı. Sadece yani, bir dikkat. Çünkü rakamlarla uğraşılıyor ya, her an oradaki bir rakam, işte sıfırın bir 1 oluvermesi ya da 9'un 6 oluvermesi, evet. bütün hayatınızın dengesini değiştirecek. Kesinlikle. Tekrar bakmakta fayda var. Yarın saatler 12'ye varmadan işte 23.59 gibi sonlanacak. Herhalde uzatma süresi yok. Öyle bir duyuru evet. olmadı. Çünkü 11 Ağustos'ta bu kayıtlar başlayacağı için öğrencilerin uzatılacağını zannetmiyoruz. Sistemde de şu ana kadar bir tıkanıklık görülmedi. Öyle bir sözde, söylenti de yok. O yüzden yarına kadar tercihlerinize tekrar bakıp rakamları iyi kontrol etmekte fayda vardır. Matematik fen 4 puan türünde 58 bindeyim demiş. Necmettin Erbakan, mimarlık istiyorum. Ancak puanım yetmiyor. Hı hı. Şehir dışında okumaya ön yargılıyım. Rahat olmadığını düşünüyorum. Yusuf Bey yollamış. Hı-hı. Yardımcı olur musunuz demiş. Şehir dışında okumaya ön yargılı olan çocuklar var mı ya da aileler? Tabii burada bireysel özellikler var. Yani 58.000'de. 58.000'de. Muhtemelen farklı illerde mimarlık gelecek bu öğrencimize. Hı-hı. İşte farklı il, işte bir Yozgat mimarlık yazarsa gelecektir. Hemen aklımda olduğu için söylüyorum. ama ön yargının nedenine bakmak gerekiyor. Hı-hı. İşte öğrencinin bir sonraki yıl sınava girme eğilimi yoksa, tekrar girmeyi düşünmüyorsa bu öğrenciye şehir dışı da olsa yazılmalı. Çünkü ben hemen şunu söylüyorum, mutlaka şimdi 58 bindeki olan bir öğrenci bir sonraki yıl sınava girse muhtemelen 58 binden daha iyi olacak. Hmm. Şartlar normal giderse. O zaman bekletmeye almak. Ama altını çizmek gerekiyor, öğrencinin bir yıl daha hazırlanacak gücü ve enerjisi var mı? Buna bakmak gerekiyor. İzleyicinin il dışında okumadaki ön yargısını nedenini bilmiyorum. Yani niye ön yargılı olabilir? Yani bu bir ekonomik nedense eyvallah. Ama çocuğun özel sağlık problemleri olabiliyor. Ya da ailede sağlık problemleri olan öğrenciler olabiliyor. Ya da bu geçiş dönemini, gençlik dönemini çok hızlı yaşayan, zaman zaman ailelerini zor durumda bırakan öğrencilerimiz de oldu. Onlar böyle bir ailelerine güven telkin etmemiş olabilirler. Bu tip şeyler var. O nedenle bağlı olarak değişecektir. Evet. Kıbrıs yazmayı düşünüyorum. Oraya gidersem, orayı önerirseniz Türkiye'ye geçiş yapma hakkım var mı demiş. Evet. Bu da önemli. Buna bir dikkat çekelim. Şimdi bir bölüme gidilirse, bir ile gidilirse, bir ülkeye gidilirse orada okunmak için gidilir. Örneğin 2 yıllık adalet bölümüne gittiğiniz zaman ben hukuk fakültesine geçiş yapacağım diye gidilmez. Adalet bölümüne gidersiniz ve adalet bölümünü bitirirsiniz. Ya da ben sosyoloji bölümüne gideceğim, beraberinde çap yapıp psikoloji okuyacağım.
Bunlar güzel şeyler. Ama bunlar olursa güzel. Olmadığı zaman boşta kalırsınız. Boşta kalırsınız. Şimdi Kıbrıs'ı düşünün. Kıbrıs'ı tavsiye edebiliriz. Okuyabilir öğrenciler. Yavru vatan. Türkiye'den çok farklı olacağını düşünmüyorum. Zaman zaman ön yargılı olabilir öğrencilerimizin, velilerimizin uzak olmasından dolayı. Kıbrıs okunabilir, denkliği vardır. Ama Kıbrıs'a gidecek öğrenci Kıbrıs'ta öğrenim hayatını bitirmek için gitmeli. Buraya geçemezse hayal kırıklığı yaşar ama geçmesi de mümkündür. Evet, şöyle hızlı hızlı okuyacağım hocam. Kısa kısa cevaplar verelim. Ek puan dahil 250 puan seneye bırakmak istiyorum, o yüzden henüz tercih yapmadım. Seneye ek puan hakkımı kullanmak istiyorum. Maksimum puanım ve ek puanım dahil 250 demiş. Evet, 250 puan şu anda tercih yapmak için düşük bir puan. Hı hı. Ama yeni mezunsa zaten 4 yıllıklar için ek puan söz konusu değil. Adayın bunu da bilmesinde fayda var. Çocuk elektrik bölümünde mezun 240 puan aldı. Konya'da tercihi için 350 bin sıralaması. 350 bin zannediyorum 2 yıllık bölümler tercih etmek istiyor. Tabii ki yapılabilir. Kendi alanıyla elektrik, otomasyon, kontrol, elektronik teknolojisi bölümlerinde yazabilir aynı zamanda. TS bir sıralamam 33.685, okul öncesi istiyorum, tutma ihtimali var mı demiş. Evet. Tercihlerini de yollamış ama. Evet. Ona şu an tabii bakma fırsatımız olmayacak ama hemen söyleyelim. Okul öncesi öğretmenliği, ilahiyat ve özel eğitim öğretmenliği. Hı hı. Bunlarda bu yıl bir değişiklik var. En çok sürprizlerin yaşanacağı bölümler bunlar. Bundan bekliyoruz. YGS'den LYS alındığı için, puan türleri değiştiği için bunların sıralamaları değişti. Lütfen öğrencilerim şu hatayı yapmasınlar. Örneğin geçen sene okul öncesi öğretmenliği 70 binle 80 binle almış. Aday geçen yılki sıralamayla bu yılki TS sıralamasını kıyaslıyor. Son derece yanlıştır. Ama 30 binlerdeki sıralamadaki bir öğrenciye okul öncesi öğretmenliğin geleceğini tahmin ediyorum ben. Puanlarımız, hesaplamalarımız bu yönde. Zannediyorum 50-60 bine kadar özel eğitim alacak diye düşünüyoruz. Gene ama bunun bir tahmin olduğunu unutmasınlar. MF3 54 bin diyeyim, eczacılık yazmalı mıyım demiş. Tabii eczacılık mesleğiyle ilgili eczacılık yasası değişti. Öğrencimiz mutlaka biliyordur. Artık işte Konya'da istediğiniz bir yere eczane açamıyorsunuz. Belli bir nüfusa oranla eczacı ruhsatı var. Bunu yazabilir öğrenci. 30.040 Konya'da da bu arada biz Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi de açtı. Ben Rektör Bey'i şahsında tebrik ediyorum Eczacılık Fakültesini kazandırdığı için. Öğrencimiz yazabilir ama bir eczane açma, özel eczacılık yapma durumu yasa gereği çok mümkün olmayabilir. Çalışma koşullarını ve yönetmeliği incelemesini tavsiye ederiz. 129 bin diyeyim. Matematik öğretmenliği gelir mi? Yeni açılan 3 tane okulda vardı, üniversite. Evet, var. Şöyle yeni açılan değil ama biz matematik öğretmenliği birazcık kontenjan artışı oldu bu dönemlerde. Kontenjan artışı olduğu için sıralamaların biraz daha geriye gitmesini düşünüyoruz. Örneğin 100 bindeki alan bir okulun 110 binlerde, 115 binlerde gelmesini düşünüyoruz. Öğrencimiz için matematik öğretmenliği sınırda diye düşünüyorum ben. Ama mutlaka tercihler arasında bulunmalı. Evet, o kadar çok soru geliyor hocam. Evet. Ama yayınımızı sonlandırdık. Mutfağa alacağım sizi. Hem lezzetimize bakalım hem de mutfakta kapanışımızı yapalım. Mikrofonunuzu elinize alın. Gönderdiğiniz sorular için çok teşekkür ederiz. Çok yoğun bir ilgi vardı. Haklısınız. Çünkü hayatınızı belirleyecek bir tercih, üniversite tercihi. Hala yazıyorsunuz ama hocama göstereceğim. Dönüşü yapar mı bilmiyorum. Biz bugün Sistem Temel Lisesi Rehber Öğretmeni Özcan Alada ile birlikte bu heyecanınızı sizinle paylaşmak istedik. Annelerle ve çocukların, babaların yaşadığı heyecanı paylaşmak istedik. Hakkınızda hayırlısı olsun. Evet. Değil mi hocam? Kesinlikle. Şunu söyleyelim. Kazanan arkadaşlara tebrik ediyoruz. Yolları, bahtları açık olsun. Ama kazanamayan arkadaşlara da şunu söyleyelim. Bir şey olmuyorsa bilsinler ki daha iyisi olacaktır. Bir hayır vardır. Bir hayır vardır. Can sıkmadan yola devam. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Yoğunsunuz ve bu yoğunlukta bizimle birlikte oldunuz. Bize doğru ağızdan cevaplandırmaya çalıştık. Teşekkür Buyurun ediyorum. Buyurun, sizi önden alayım. Mikrofonunuzu elinize alın lütfen. Ve bugün biz sos yaptık dedik ya. Evet. Kış hazırlıkları var. Hanımlar kış hazırlığı yapıyor. Ve işte o kavanozları güzel güzel dizeceksiniz. Oo, çok güzel evet, olmuş evet. Ülkeciğim. Tam da böyle oluyor değil mi? Konsept tam da bu oluyor.
Ve işte biz bugün bunun tadına bakacağız. Söylemek istediğin özel püf noktası ya da şöyle bir tekrar edelim, ne yapacağız? Tekrarlayalım. Domatesimiz vardı 2 kilo kadar. Domatesleri kabuklarını soydum özellikle. Robotta çektim. Sarımsakta 10 diş kadar sarımsağımız, onu da robotta çekip domateslerimiz yarıya inene kadar pişirdim. Daha sonra patlıcan ve kapya biberlerimiz vardı. Közledim. Kabuklarını soyup tekrar robottan çektim ayrı ayrı onları. İkisini de ilave edip domatese, yarıya inmişti domatesimiz. Onlarla pişirdim. Üzerine zeytinyağımız vardı ve fincan. Tuz, bir tatlı kaşığı kadar şeker. Hepsini karıştırıp pişirdim koyulaşana kadar. Bu koyuluk da herhalde idealdir yani. Evet, lutenitsa dedik bugün. Ama biz sos diyoruz. Balkan yöresine ait güzel bir sosla bugün ekranlarınızdaydık. Bütün yapılış aşamalarını, pişiriş aşamalarını biz sohbet ederken siz bir taraftan izlediniz. Ayrıca kaçıranlarınız varsa, nasıl yaptınız diyenler, tarifi kaçırdık, malzeme listesini kaçırdık diyenler varsa Konte ve hanımıyla Ayşegül Şencan'ın sayfasından, Facebook'tan oradaki tariflere ulaşabilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Yine yeni bir heyecanla bir arada olalım. İnşallah. Çünkü çocuklarımızın heyecanı ne TEOG'da bitecektir, mutlaka, ne üniversitede bitecektir. Tercih zamanlarında size de kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederiz. Programı sonlandırdık. Hayatınızda vereceğiniz bu önemli kararda, üniversite tercihlerinde inşallah hakkınızda en hayırlısı neyse o olsun. Şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun tercihleriniz, gideceğiniz üniversite. Her şeyden önemli. Okuduğunuz bölümden mezun olduktan sonra vatana, milletine, bayrağına, ezanına saygılı insanlar, yeni gençler ve o hayırlı insanlar olarak yetişmenizi biz anne babalar olarak dua ediyoruz sadece. İnşallah öyle olsun. Çocuklar, gençler hepiniz için hayırlı olsun üniversiteleriniz diyelim. Yarın saatler onu gösterdiğinde ben KonTV ekranlarında sizi bekliyor olacağım. Yarına kadar Allah'a emanet olun.